bugün yerel yönetimlerin hatası değildir belki. Geçmişten gelen bir süreçte yapılaşmalar maalesef bu şekilde olmuş. Sadece bu da değil. Dere güzergahları üzerinde çarpık kentleşme, yine gecekondu dediğimiz birçok alanda çarpık kentleşmelerle karşı karşıya kaldık. Açıkçası bu bizi üzdü. Ve bugün şu kararı aldık. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bundan sonraki süreçte bu şehir için hem dere güzergahları üzerinde yapılması gerekenler, hem kentsel dönüşüm anlamında şehir için yapılması gerekenleri, biraz önce ticaret odamıza da uğradık. Hep birlikte şehrin, vatandaşımızın, teşkilatımızın onay verdiği her projenin takipçisi olacağız. Ve kentsel dönüşüm anlamında doğru diyeceğimiz, şehre yakışır her projenin de burada bize bağlı birimlerle birlikte, Toplu Konut Dairesi Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile birlikte de inşallah sahadaki uygulamalarını yapacağız. Bunu açıkçası size hani bir müjde olarak söylemek istiyorum. Bunun dışında yine sosyal konut ihtiyacımız var Mersin'de. Orta gelir ve orta gelir altına hitap eden gerçekten sosyal konut ihtiyacı çok fazla. Yine emeklilerimize yapılması gereken konut ihtiyacı var. Bunları da inşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte, teşkilatımızla birlikte, sizlerle birlikte yerlerini de tespit edip hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız. Tabii bunun dışında biliyorsunuz bir millet bahçesi projesi açıkladık. Eski stadyumumuzun olduğu yere yaklaşık 50 dönüm bir alan. Bu 50 dönümün önünde de 63 dönüm deniz parkı diyebildiğiniz bir alan var. Bu alan da yine hazine mülkiyetinde. Bu alanı da millet bahçesine ekleyip yaklaşık 110 dönümlük herkesin gidebildiği, herkesin rahat dolaşabildiği, denizin kenarında plet kıraathanesi olan, sosyal tesisi olan, bu sosyal tesisinde çoluğuyla çocuğuyla rahat vakit geçirebileceği mekanları olan bir projeyi de eklemiş olduk. Dolayısıyla Mersin'imiz 110 dönümlük bir millet bahçesine ve içindeki sosyal donatılara kavuşuyor olacak. Bunun da uygulamasını yine Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızca yapacağız. Ve projeleri de yine burada hem valiliğimizle hem de bakanımızla, milletvekillerimizle birlikte yürütüyor olacağız. Tabii ticaret odamızda görüşmeler yaptık. Bu ticaret odasındaki görüşmeler neticesinde de ilave istihdam yaratacak yeni sanayi alanları ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara ilişkin de yine sanayi odamız bir çalışma yapacak. Hazine arazileri üzerinde şehrin süliyetine, şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek arazileri de yine bu projelerde kullanacağız. Ve hem istihdam noktasında hem de bizim sanayileşmemizi sağlayacak, cari açığımızı azaltacak ki Mersin'in bu noktada potansiyeli oldukça yüksek. Yine bu alanları da beraber üretiyor olacağız. Bu da sanayi açısından ve şehrin geliri açısından da önemli bir projedir diye düşünüyoruz. Bunun da uygulayıcısı ve takipçisi olacağız. Diğer bir konu kültür alanları. Hem Kız Kalesi'nin bulunduğu alan hem de Kız Kalesi'nin karşısındaki tarihi mekanların bulunduğu alanlar biraz atıl durumda. Aslında Mersin bu manada turizm şehri olabilecek ki Sayın Bakanımızın gerçekten büyük uğraşlar verdiği yaklaşık 17 bin dönüm değil mi Sayın Bakan? Bu orman alanı. Belediye 10 kilometre sahil şeridi olan bir alanda da yine burası turizm bölgesi teşvik bölgesi ilan edildi. Bu alanda da turizm tesisleri yapılacak ve gerçekten bizim Antalya'da, Alanya'da, Belek'te gördüğümüz tesislerin bir benzerini de burada inşallah inşa ediliyor olacak. Bu da turizm açısından hem tarihi yapılarımızın öne çıkması hem de niteliği daha fazla otellerimizin buraya gelmesi turizm açısından şehre çok büyük katkı sağlayacaktır. Yine bunun da hep birlikte takipçisi olacağız. İki beylerle alakalı problemleri
bize ilettiler. İki beyler de değerleme farklılıkları ve bu değerlemeden kaynaklı mağduriyetleri bize ilettiler. Bununla ilgili de Emniyet Genel Müdürlüğümüz gelip burada bu çalışmaları yapacak ve sahada rayişlerin dışında bir değerleme varsa eğer bu değerlemeleri de düzeltip bir an önce halkın kullanımına, vatandaşımızın kullanımına açma noktasında projelerini yürüteceğiz. Evet, biz ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Ancak ekonomik savaştan dolayı bu söylediğim projelerin hiçbiri durmayacak. Hepsini kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği pratiklikle de sahada inşallah uygulayacak olacağız. Bizim tasarrufumuz bunlara değil. Bizim tasarrufumuz gereksiz gördüğümüz, yapılmasının ihtiyacı olmadığını düşündüğümüz işlerde tasarruftur. Diğer işlerde kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin, vatandaşımızın ihtiyacı noktasında, gönül belediyeciliği noktasında, tevazu içerisinde bu işlerin hepsini inşallah sizlerle birlikte yapıyor olacağız. Önümüzde biliyorsunuz yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde inşallah Mersin hak ettiği şekilde AK Parti iktidarıyla, AK Parti'nin iktidarının nimetleriyle en iyi şekilde burada sahada uygulayacak. İnşallah belediyemizi de hep birlikte alıp Mersin'i hak ettiği noktaya inşallah hep birlikte çekeceğiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Sen misin? Ne zaman amcayı sana? Aferin, çok teşekkür ederim. Ben de alayım mı yanıma? Yeter. Geçmiş olsun.